Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve Farming Simulator'ın 13. bölümüyle karşınızdayım. Bugün dostlar artık parayı bulmanın vakti geldi. Çünkü sebebi şu ki artık patateslerden tamamen kurtulduk. Artık biz soya fasulyelerini 3 tarlaya da ekip aynı video içerisinde hasat etmeyi düşünüyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bütün ekimi tamamladıktan sonra dostlar, bütün her yere ekimi yaptıktan sonra zamanı 360'a çekeceğiz ve hasat gününe kadar aynı videoda olacağız, haberiniz olsun. Çünkü bugün bu videoda evi almak istiyoruz dostlar. O çok beğendiğimiz, içine girilebilir evi almak istiyoruz. Kaçtı? 85 bin euroydu galiba. Bu parayı bu parayı tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz dostlar. Buralara hızlı bir şekilde ekim yapacağız. Bütün tarlalarımız gördüğünüz gibi boş abi. Güzel bir bölüm olacak. Bir önceki son iki bölümde dostlar bildiğiniz gibi paranın içinden geçmiştik. Hiçbir paraya sahip değiliz ama artık dediğim gibi patates yüzünden de onlar parayı bulacağız bugün. Şimdi ben lafı hiç uzatmadan direkt işe koyulmak istiyorum dostlar. İşimiz çok uzun. Gerçekten uzun bir bölüm olacak. Bugün arkadaşlar dediğimiz gibi 3 tarlamızdan da soya ekip 3 tarlamızdan da alacağımız parayı göreceğiz. Ve aynı zamanda bu parayla evimizi alacağız, haberiniz olsun. Şimdiden dostlar seriye başlamadan birer like atmayı unutmayın. Çünkü atmış olduğunuz like'lar bildiğiniz gibi bize çok büyük fayda sağlıyor. Şimdiden her birinizin ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. 3. kırmızı traktörümüz de diğer tarlanın oradaydı sanırım. Abi bunu ben de götüreyim. Ha tamam, sen ne yapıyorsun şu an? Tarla sürülmemişti galiba, ona bakacağım. Hepsi sürüldü diye hatırlıyorum ben ama. Ben de hatırlıyorum da şu sanki... Hangisinden senin kastın? Ha tamam sürülmüş. Sürülmüş değil mi? Tamam, hepsi ekime hazır halde yani. Aynen abi. Tamam, o zaman şimdi abi. Bizim neye ihtiyacımız var Bulut, biliyor musun? Bak unuttuk yine. Ne abi? O ekme şeyi var ya. Bir tane ekme cihazımız var bizim. Bir tane daha lazım bize. Doğru. Ne kadardı ki? Orada onun arkası nerede ya? Şey, önümde abi ileride. Takacağım. Onun adı neydi? Ekiciler falandı galiba, öyle bir yerdeydi. O ekicilerde değildi galiba. Şu doğa büyük bir ekici yok mu? Böyle doğa büyük böyle kocaman. Vardır illaki de. Mesela... Oo, bir tane çok büyük bir ekici buldum lan Bulut. Yani çok abi büyük 240 dedi. 240 bine var mesela ekici. Bütün tarla ekiyordur bu büyük ihtimalle. Yok ya, boyutundan belli oluyor ne kadar ekti aslında. Aa, bu şey sağa böyle. Sola ayrılıyor galiba ha. 250 bine baktım şey abi. Mavi mi diyorsun sen? Evet, tır gibi. Sağ sola ayrılıyor büyük ihtimal, açılıyor. Aynen böyle. Bu. John Deere'nin de var 230'a. Bunların kiralığı ne kadar? Kiralığı 11 bin. Aslında değebilir. O zaman bir tanesi yeter yani. John Deere'ninkini mi? Diğerininki, mavininki ne kadar, ona bakıyorum. Bizim traktöre takılır herhalde değil mi? Takılır abi ya, ama taşır mı acaba? Kiralaması 12 bin bunun da. Taşır herhalde. Taşır herhalde. Ben bunu aldım. Abi mantık. Ben bunu aldım. Bizim kırmızıya takacağım onu. Sen turuncuyu al istersen onu. Kırmızıyı sana getiriyorum. Tamam, turuncuyu ben de sana getiriyorum. Çık. Ortada buluşalım abi. Bu arada traktörlerimiz var ya leş gibi şu an, çamur içinde. Hop indim bir anda. Bir anda bindim. Bu kırmızıyı taşıyordu değil mi? Baksanıza leş gibi. Taşıyor taşıyor. Traktörümüz leş gibi Bulut, leş gibi. Çamur abi, içinde. Abi traktör, aletler. Ay. Hepsi leşiyor. Bunlar hep yıkanacak dostlar. Bugün ekim işlemini bitiririz, tertemiz yaparız bunları. Problem yok. Bakalım şu hayvansal ekicimiz nasıl bir şeymiş, çok merak ediyorum. Oha! Bu çok ne boyunca. Oğlum? Arkadaşlar bu ne? Oha! Çok büyük Bulut. Aa, bu aynı zamanda gübre de döküyor. What? Oo. What? Tohum seçtiriyoruz. Bunu soya fasulyesi yaptık. Bulut hem gübre döküyor hem ekiyor la bu. Ay ay ya o zaman. Oh, gübresini de dolduruyorum. Oy, çok iyi lan. Hem gübresini doldurduk, hem şeyini doldurduk. Gübre de yeter. Gübrenin bir paketi yetiyor muydu? Ama şöyle düşün, fazla şey şu an. Ananı avradına paketi... gittim şey yaptım ya, boşalttım yanlışlıkla. Gübre yetmiyordu sanki zaten. Gübre bir tane daha alıyorum o zaman, sıvı gübre. Arkadaşlar gördünüz, ekim masraflarını yaptık ama yapacak bir şey yok. Ben ana tarladan başladım abi, diğerleri büyük ya, sen onunla yaparsın. Aynen aynen, ben en büyüğüne geçeceğim direkt Bulut orada. Ben şu küçüğü yapıyorum şu an. Bakın sağ altı takip edin dostlar, fulliyorum şu an gübreyi. Gübreyi fullledim, tohumları fulliyoruz. Traktör can çekişiyor şeyi götürürken ya. Allah Allah. Vallahi abi 8'le gidiyorum şu an yani. Duman çıkıyor şeyden. Egzozdan. Tamam, gübresini de fullledik. Artık gidebiliriz arkadaşlar. Aa, egzozdan bildiğin bayağı duman çıkıyor böyle. Oha. Zorlandığı belli yani, bak gelince görürsün. Motor bağırıyor. Oğlum bu var ya, bu çok fena bir makine ha Bulut bu. Bu bir de arkadaşlar sağa sola açılıyor büyük ihtimal. Şu an denemiyorum, bak tarlaya gidince. Evet evet.
Bu upuzun bir şey böyle, upuzun. Büyük ihtimalle arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ekebileceğim her yeri bak. Böyle bir icat olması çok iyi. Zamandan tasarruf işte. Zaten ekerek 360'a bir koyacağız hızı. Arada koyun moyun satarız, bir şeyler yaparız. Öyle de ek gelirler sağlarız. Sonra abicim satış. Kocaman bir şey geliyor bulut sana doğru şu an. Ya kırmızı şeyden sonra belki şaşırmam da. Baksana. Araba var diye bir tane. Oo. Nasıl? Abi o. Sağ sola açılacak bir de büyük ihtimalle bu. O, evet, bütün tarlayı çok rahat yapacak. Bana da öyle geliyor, dur bakalım. Sana bir şey, bizim bu main tarlayı bir turda eker gibi görünüyor bu. Bunlar niye şey ya, bunun rengi niye bulut sarı ya? Neyin abi? Bu tarlaların, mesela oradaki siyah da. Ha şeyden o. Onu diğer, bununla sürdük ya o yüzden. Ondan mı? Aha, diğeri direkt toprağa deliyor. Bu delmiyor. Şimdi galiba. Pozisyonumuzu bir alalım bakalım arkadaşlar ne olacak. Ekim makinesini aç. O zaman ben bunu işçiye bırakıp yanına gelirim. Ekim makinesini aç dedim. Evet, tekerler mekerler çıktı. Anı görmek istiyorum. Lan ne oluyor? Yana açıldı, yana açıldı. Yes! Evet abi. Oo. Evet abi. Transformers. Pro 2'ci. Oy 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 kuzum oy kuzum. Şimdi bir tuş daha olmalı. Sırt işaretleyici diye bir şey var, o ne bilmiyorum. Bu ne oğlum? O ne, bir şey açtın? Sırt işaretleyiciymiş bunun adı da, niye böyle bir şey var anlamadım. Ekim makinesini indir dedim. Şeyi aynı anda mı boşaltıyor acaba gübreyle bunu şeyi? Bence öyledir. Şu an öyle görünüyor. Peki ben şu an nasıl geri geleceğim lan? Şöyle geleyim. Şu sırt işaretleyici ne demek bulut sence ya şu yandan? Abi. Yandan açıyor böyle. Şey sınıra göre mi ayarlıyor acaba hani? Belki de. Ha bu. Aa olabilir, evet, buradan sınıra göre kendini ayarlıyorsun. Hmm. De bunu kontrol olabilir. Etmek bayağı zor bu arada. Belli abi, onu görüyorum zaten. Şuradan ağrı böyle bir dönüp şu baştan düzlemeye çalışacağım. Aa. O alet çizik attı lan. Aa. Kapat bunu, kapat. Çizdi abi burayı. Bir şey olur mu? Dişim çarpı. Olmaz herhalde, bilmiyorum ki. Ama sırt, rengi mengi değişti. Orası sırt arkadaşlar. Sırt işaretlemesi yaptım. Tamam, şuradan itibaren gaza bassam zaten düzleyecek. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Evet. Oy 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 oy. Aa gübreliyor bir yandan, evet. Evet. Evet abi, hem gübreliyor. Abi bir de bir şey diyeyim mi, hızlı, bayağı hızlı. Evet evet. Çok hızlı bir şekilde ekeceğim şimdi burayı ben. Oha, ekti alana baksana bir. Çok büyük değil mi? Evet bayağı büyük abi. Bir de seri ekiyor. Şimdi kapatacağım. Diğeri aşırı yavaş. Kapattım, kaldırdım. Bak diğer işi bitirene kadar sen bu ikisini bitirirsin. Abartma. Bitirirsin abi, izle. Aa bak ne güzel döndüm lan. Tam dümdüz gidiyorum. Bir şey değil mi, cidden bitirirsin bu arada. Arkadaşlar bayağı güzel ya. Harbiden bitirir miyim la bulut? Bitirirsin abi, bak sen devam et. Onu kontrole gittim. Bir net bitirirsin. Tarla yani. Sınırını geçer geçmez dostlar. VB yapıyorum. Hem kaldırıyorum makineyi. Hızlı gideyim diye o sınırdan geçerken hem de motorunu durduruyorum. Çok iyi ya. Sen var ya, harika bir şeysin sen. Hıp hızlı ekeceğiz. O zaman bu toplama aletine falan da bir yuvardır. Yani var zaten gerisi de. Şimdi ben buraya ekerim. Yan tarafa da bir tur atarım dostlar. Sonra işçiye devrederim bunu. İşçi ya. Hızlıca bitirir abi. Aleykümselam kardeşim. Oh var ya, rahatlatıcı video ya. Bayağı da hızlı gidiyorsun ya. Evet evet. Diğeri çok yavaş mesela. Ama bizim bu traktör biliyorsun yani, taşıyamayacağı şeyi daha göremedik. Bu harbi bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Hiç bırakmadı. Oğlum yarısından fazlasını bitirdim şu an, şaka mı bu? Abi şu an zaten. İki kere daha döneceğim, bitiyor. Evet. Bakın arkadaşlar, bu turdan sonra bir tur kalıyor, şaka şaka gibi bir şey yani harbiden. Bir dakika, viraj alamadım. Ota bakın ya. Çok iyisin lan. Gerçekten çok iyi. Şu virajı da tamamladık. Oh. Ne oldu lan? Ben buraya saplandım abi artık, ben tohumum abi.
Bas abicim, bas bas bas. Aa, ufacık bir yer için bir tur daha deneyeceğim ama olsun. Bulut, bu işaret hala duruyor lan. Baksana, o şeyle çizdim ya burayı. İkinci evet. De düzelmedi o. Sanırım o toprak bütün verimliliğini kaybetti Bulut. Abi o... Ama şey diyor, soya fasulyesi diyor. Allah Allah. Vallahi diyor bak. Ekilmiş herhalde ya. Şöyle arkadaşlar, şöyle sıyıracağız burayı. Tabağın kenarını sıyırır gibi. Ekmek banıyorsun abi. Son kısmı da hallettik mi? Yan tarladan bir tur atarım. Oradaki büyüklüğü de görürüz. Ondan sonra işçiye bunu salarım. Bakarız abi çiftliğimizde ne yapılması gerekiyor. O diğer tarafı zaten ekim işlemi yapılıyor değil mi Bulut şu an? Tabii, soya işçiye fasulyesi. Bıraktım onu ben. İşçi de o. Soya fasulyesinin işareti böyle logosu, simgesi yani pardon. Şey gibi değil mi Bulut? Yeşil fasulye gibi. Evet. Evet. Ural abi. Daha yarısına gelmemiş. Şey. Ciddi misin sen? Evet. Bakın arkadaşlar, iyice görüşü geriye alıyorum. Görüyor musunuz olayın ciddiyetini ya? Olayın ciddiyetini kavruyor musunuz? Bu nedir abi? Toplasam bak, göz hesabı yapıyorum. 4 tur ekilmesi. Gerçekten 4 tur abi. Şaka gibi ama gerçek. Oğlum bu yan taraf bizim mi lan Bulut? Bunun yanı. Yan taraf bizim değil ya. 42. Değil diye biliyorum abi. Üstünden geçerken böyle bir şey olur gibi oldu ama. Yok yok, değil abi. Düzde lan, düzden lan. Çok zor yönetmek. Bu ağacı kökünden kesemiyorum ben, niye? Kökünden kesilmiyor çünkü ağaçlar. Şey, dallarını kestim ama kaldı böyle bu. Onu diyorum abi. Onu bilmiyorum. Burada kaldı. Evet, son turumu atıyorum dostlar. Ondan sonra da artık işçiye devredeceğim. Zaten yarısından fazlasını bitirdim neredeyse. Ya şöyle düz gidebiliyor olsak dostlar, 4 turluk işi var. Açısal anlamda sorun yaşadığımız için düz gidemiyoruz. İşçiye bir anda vereceğim, bakayım işçi nasıl devam edecek. Ama düz deyip vereyim de böyle devam etsin ya. Sonra yarım saat durur eder falan. Ya da kendim bitirsem mi ya? Kendim bitiresim geldi dostlar, vallahi ne yalan söyleyeyim. Alet zaten çok hızlı. Bir de şu an paraya ihtiyacımız var ya açıkçası. Ekstra masrafa girecek hiçbir şey yapmamak lazım. Şöyle düşünelim. Biz bu aleti kiralamamış olsak, o yavaş aletle uğraşmayıp üçünü de işçiye verirdik. O zaman zaten bize bir 10 bin dolara falan gelirdi o iş. Orada diğeri hala bitmedi mesela abi. Bayağı bekliyorduk hala. Evet. Aa, bu arada açı kazanmış oldum şu an. Mantıken yan gidebilirim artık. Hihi. Çok zekiyim ya. Nereden geliyor Bulut bana bu zekilik ya? Abi sen yani neyle besleniyorsun? Oh tamam, böyle gittik. Gıda takviyesi yapıyorsun galiba. Gıda takviyesi yapıyoruz kardeşim. Vitamin. B12, C12, C28. B35. En sevdiğim benim vitaminim. B35 mi senin en sevdiğin vitamin? Evet, ben bayılırım B35'e. B35'te şey var abi. Saniyelik kaldırdım. Ne var? F vitamini. Oğlum F vitamini diye bir vitamin var mı acaba? Var abi, var. Sen abi. W vitamini. Vardır, yoktur gerçi. W vitamini ne? Vardır yok mu? Neye sağlıyor? Ne, İngilizceyi daha hızlı öğreniyorsun. Olabilir aslında. Abartma. Abartma, bunu da abartıyorsun. Ama şimdi abi biz önemleri biliyoruz, belki vardır. Koskoca tarlayı resmen bitirdim lan Bulut, resmen. Bitti mi? Bitti sayılır. Diğeri hala bitiremedi de. Oha, o hala bitmedi mi? Yok. Arkadaşlar bana bölüme başlamadan deseler ki bir alet var, hem gübresini atacak, tohumunu ekecek ve ayrıyetten aynı zamanda o tarlanın tek ekiminden bu iki tarladan daha hızlı olacak deselerdi, yürü git lan derdim yani. Son tur. Bundan sonra son tur. Vallahi bitti. Aha, Halil geldi arkadaşlar. Halil'in gelişi bizi kilitliyor. Oğlum bu ne? Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi, ben şu oyun içini bir kapatmıyoruz artık abi sizde yani. Her gidimde yank oluyor. Son turumuzu atıyoruz. Oğlum oyun sesini kapatsana, biz öyle yaptık. Biz öyle yaptığımız için duymuyoruz zaten. Son turumuzu... Halil, bir makine aldım, kiraladım. İki tarlayı ekmem 5 dakika sürdü. Hem de aynı makineyi zamanda gübreliyorum. Makineyi görmem lazım. İki tane kocaman tarlayı bitirdim şu an. 40 ile 41 birleştirdin mi abi? Bitti arkadaşlar. Yok, birleştirmedik. Bitti mi abi? Bitti bitti. Gel buraya çabuk. Gelip orayı bitireyim mi? Bak gel. Nerede kaldığını göreyim değil mi? Aynen, ben sana dedim ama başta değil mi? Adam hala... Bir de ben yarısında verdim bunu. Ciddi misin? Yaptım birazını, öyle verdim evet. Nasıl Halil?
Aşırı fazla. İki tarlayı bitirdim ya. Abi hemen bitirdim hemen. Abi bu biraz şu an bize çok abartı değil mi? Ne kadar aldın? Almadım. Kiraladım. Kiraladın mı? Kiralama ücreti ne kadar? Ananı avradını 10K. Katlamam lazım şu an bir dakika. Güzel abi. Soya'ya devam. Tamam çok Soya'ya güzel. devam evet. Full ektik abicim. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz Halil. Son iki bölümdür Nasıl çok bir şey? parasızlık gördük. Şu an Evet. ekimleri bitirdiğimiz an zamanı 360'ı alacağız. Ve hasat zamanına kadar gideceğiz. Tamam. Artık bu Aa. parasızlıktan kurtulmak istiyor izleyiciler. Ne Onu kadar ekildi Bulut bunun? son turunu atıyor abi. Bak ileride geliyor. Ha. Gördüm. Aynen. Son ufacık bir yeri kalmış. Tamam. O zaman bunu iade ediyorum ben. Evet abi. Abi içeride öyle ki bug düzeldi mi sizde bu arada? Yok Yoksa hala görmüyor hala mu? bayrak yok. Yok. Aa içeride verdeki bug demişken arkadaşlar ben bir mod daha kurdum. Bir mod daha kurdum arkadaşlar. Ne var biliyor musunuz oyunda? Elektrikli scooter var. Paramızı bir kazanalım öyle alalım. Bildiğiniz böyle biniyorsunuz gidiyorsunuz ama iki tekerli. Hatta resmini göstereyim size. Kesin markete gelmiştir koyduğum için. Bak ya kocaman makine kiralamışım. Benim tüm osanımdan ne istiyorsun abi sen? Senin Timo bizim başımızı belaya soktu. Neden abicim? Abicim, aa Bulut girerken seçmemişim ben onu. Şey Göstermiyorum yaparız be. arkadaşlar. Bir sonraki bölümde belki de. Neden? Çünkü her şeyi taşıyamıyor. Abi çünkü bu 115 beygirlik bir traktör. Ve sen 260 beygirlik bir traktörle karşılaştırıyorsun. Allah Allah. Benim bu Evet. kırmızı ilk aldığım traktör var ya hepsine bedel, hepsine. 260 beygir abi. Aa bir dakika ben niye gidiyorum ki? Abi sen... Ne malum Hayır. ne? Gidiyorlar. Benim Timosan'ın 2,5 katı bir traktör hepsine bedel diyor. Normal değil mi? Kardeşim senin Timosan kardeşim. Güzel olan tek yanı Timosan olması. Timosan olması. Şimdi arkadaşlar zamanımızı hızlandırdık. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yatalım sabah olsun. Yatıyorum ben. Kiralık bir şeyimizi Yatalım. unutmadık değil mi? Ben Bakayım. iade ettim aldığım şeyi. Yok hiçbir şey yok. Tamam yatıyorum. Yattım. Zamanımız arkadaşlar dediğim gibi 360'ta. 3 ay sürüyordu değil mi zaten? 2 defa daha yatıp uyanacağız ve hasata hazır hale gelecek. Soya fasulyesi zaten sürekli değişiyor ama en son düşüşteydi son bölümde. O yüzden şey yapmadık. Bak 1300'e kadar gerilemiş yine ya. 2000'di lan o. Ama şöyle bir şey var. Hasada hazır hale gelene kadar fiyatı Yani 2 ay artabilir. geçecek artar bence. Fiyatı artabilir aynen. Ne? Yaza denk gelecek. Yazın mı artıyordu fiyatları acaba onun? Kışa doğru bir tık daha yükseliyor abi. Ciddi mi? Evet. Ama yaza denk gelecek. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi şu koyun meselesine Traktörleri bir el kiralayın. atacağım ben. Aynen sen traktörleri bir yıka Bulut. Koyun meselesine bir el atalım abi. Para lazım Halil. Para lazım Aa abicim. bak para dedin aklıma ne geldi abi. Ha. Geçenki bölüm o bulduğunuz oyuncaklar var ya küçük bir şey. Ne? Hani küçük küçük oyuncaklar gördünüz ya bazı Ha yerlerde, mağara gibi yerlerde. evet. Abi onları ben size söylemiştim de herhalde duymadınız. R tuşuna basarak onları topluyorsunuz abi ve 1000 dolar falan para veriyor size. Sen ciddi misin? Evet. Hayda. Onu ben hatta size ilk tanıştığımda herhalde o videoda söyledim ama pek unuttun herhalde ya da Unuttuk duymadın. valla. Olmamıştı bana. Ben hatırlamıyorum çünkü öyle bir Ben şey. de hatırlamıyorum öyle bir şey. Yalan senin. Bu arada Hadi. akşam olmak üzere. O zaman ne kadar hızlı akıyor lan? Şeyse ben gideyim toplayayım abi. Birkaç tanesini yerini hatırlıyorum abi. Bence şu an yapma hiç. Çünkü yatacağız. Tamam. Yatıyoruz. Hemen tekrardan uyuduyorum dostlar ve isteği gönderdim. Bir gece daha yattık. Oğlum ne oluyor? Bu sürede yapmamız gereken bir şeyi unutmayız değil mi? Yok abi bir şey yok ki. Yok değil mi? Eminsin. Yok yok biz Oo şu an ekim yeşillenmeye ya. başladı. Ulan hızlandırılmış çiftlik simülatör. Sarılması gerekli diyor. Çok önemli değildi. Diğer taraflara da ben bakayım bir. Oy, tamam. Büyüyor büyüyor. Çapa istiyor biz ama kiralamıştık bunu. Çapa varsa yapalım diyecek. Ha, çapa muhabbeti var. Yapmasak ne Evet. oluyordu? Verim düşüyor. Verim düşüyor. Evet. Çapalasak mı lan acaba? Abi şu an bence bizdeki parayı boşa harcamayalım ya. Zaten paramız yok evet. Çapalayamayız ki. Hatta şey yapsak çok iyi olurdu ya bu bölüm. Bu gidip şu arka taraftaki kiraladığımız parselden artık biçimleri bitsek. Aa, evet. Onu yapalım doğru. Ama bir yandan uyuma muhabbeti yapıp bir yandan nasıl onu yapacağız ki? Şey ben biraz para kazandırayım abi. Gideyim onları toplayayım Zaten hatırladıklarımı. hızlıca gece olup hızlıca sabah olur. Hiç uyumasak mı acaba? O da olur, o da olur abi. Hepsi olur ya bu arada. Şeyin çimleri biçilecek değil mi? O yan tarafın bize ait olan yerin. Aynen o arka Ben... taraftaki büyük yeri biçelim Tamam yani. ben de o işi yapayım şu an. Şey bence o iş için o küçük makineyi kullanma. Ben Ha. bu küçük oyuncakları toplayayım abi. Biraz para kazandırayım. Mantıklı. Onunla şey yapacağım. Evet.
Doğru. Ben yine de bununla başlayacağım. Etrafını dönene kadar zaten akşam olur abi. Ya da sen direkt oraya ulaşana kadar. O da doğru harbiden. Abi bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Bayramı mübarek olsun kardeşim. Eyvallah. Buldu abi, niye sesi çıkmıyor ya? Seni özledim ben. Senin de dedim ya. Şu anda yıkama işlemi yapıyor bu. Bu arada uyumayacağız ama uyumayınca da şey olacak değil mi? Ay geçecek değil mi? Evet, evet geçiyor. Abi. Saat 12 geçten geçiyor abi. Saat 1 ay geçmiş oluyor. Aa, o zaman anında şu an büyüdüğünü göreceğim diyecektim, olmadı. Kredi faizi biniyor her gün dostlar bir de bize. Bu mülk bakımı dediği ne ya? Abi ev devlete vergi gibi mi ödüyoruz? Valla büyük ihtimalle öyle bir şey abi. Pek araştırmadım onu da. Şimdi bize ait olan yer tam toprak neresi? Aa bir dakika dur, şeyi unuttum. Koyunların yemekleri. Evet. Bitmiş mi? Bitmiş, bitmiş evet. Hayda. Var mı şey? Var, şeyde var. Var 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 var. Oradan var, koyu versene Oğuz. Bak onu unutuyorduk hızlı. Evet evet evet, çok doğru söylüyorsun. Buranın bize ait olan kısmı şu yol. Aydınlan artık hava. Aa Ekim 2 oldu oğlum, gün atlamadı ki. Ay atlamadı. Emin misin oğlum? Bak sağ üstte Ekim 2 diyor, niye? Ben ayar mı değiştirdim yanlışlıkla lan? Ekim'de geçen, miydik? Geçen bölüm şey mi? Geçen bölüm hani bu Ekim soldurmayı kapatmak bağında şey yapmıştın ya. Ay başına 3 gün yapmıştın. 3 gün demişti. 3 gün demişiz. Ay başına gün 1'di değil mi aslında? Evet, 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 biz öyle kullanacağız. Oğlum biz o zaman hiç ay atlamadık ki. Harbi. Hay sıçayım ya. Tuh! Arkadaşlar ya, yemin ederim var ya, çok malız ya. Neyse şurayı ben bir biçmeye başlayayım. Ah başımıza gelenleri görüyor musunuz ya? Aa bir tane rastgele buldum. Abi tap tuşuna yanıma gelsene. Geliyorum. Küçük kırmızı UTV'deyim. Gel abi buraya. Tamam geldim. Yanlışım geçtim. Geldim. Ne bu? Abi şurada kaydırı açık. Ben onu gördüm. Ben onu gördüm geçen bölüm. Tamam. Ona R tuşuna basar mısın abi? Bir şey olmuyor. Sağ tarafa da bak bir yana. Ha eğilere aynen. Aha. Bir inek buldum. Bulunacak 9 inek daha var diyor. Evet. Vay be. Ve 1000 dolar para verdi abi. Çok iyi. Hepsini bulunca ne oluyor? Para kazanıyorsun abi. Hiçbir şey olmuyor. 9000 dolar Steam'den, yapmış oluyor. Şey bir de Steam'den başarı veriyor. Ben bir tanesi vardı. Şu an adını unuttum. Ha ekstra bir şey olmuyor yani. Ha yok abi olmuyor. Para yine iyi de. Orada bu çimleri ben biçiyorum ama şey vermiyor ha. Çim altı abi, çıkmıyor niye? Nasıl yani? Abi en kenarda çıkmıyordur yol kenarı ise eğer. Ha en kenar evet. Şey sen yapacak mısın abi bu? Bir tane daha oyuncak buldum da. Ben yapayım mı? Yap yap sen yap. Müzik çok iyi. Oh 1000 dolar daha geldi arkadaşlar, para kasıyoruz. Abi bizim neden 16 bin litre soya fasulyemiz var burada? Ben aldım. Nereden aldın? Marketten. Hayır. Şey hasat edilmiş var. Peki ben satılacak size bir şey mı sorayım mı? Sor abi. Şimdi biz ay ay atlıyoruz ya, ben buranın çimini bitsem de ay atladığı anda yine çim çıkmayacak mı? Çıkacak abi. Onunla sıkıntı yok ya. Zaten altında kalan çim eskime çürüme durumu yok. Öyle mi? Abi ben sana şey diyorum. Hı. Bir kamyon satılacak var. 16 bin ton. Abi geçen bölüm hani geçen stok yapmıştık satmadım ya. Satmadıydık soya fasulyesini zaten bulup. Haa. Ha unuttum tamam mu? Tamam fiyatı düşmüştü, evet doğru unuttum abi onu. Fiyatın yükselmesini bekliyoruz onunla doğru, ilgili. Doğru fiyatı düşmüş. Bu bir anda görünce şaşırdım ya. Oğlum buradaki bize ait olan alan nasıl ya? Evet şu an ani bir yerde durdu bir anda buraya erişimin yok. Aynen abi yarım oraya. Abi ben oraya çit çekeyim mi? Yani tam sınırın belli olum açısından. Olur çit çekelim doğru. Anlayamıyoruz böyle çünkü. Hayvancılık yapacağız değil mi burada? Aynen hayvanlar için çim balyası falan yapacağız şimdilik abi. Sonra da burada inek minek işlerine de burada gireriz. Çünkü başka alanımız yok. Şimdi biz bir ev yapacağız tamam mı Halil? Ben bir ev kurdum, evet. Ev modu. İçine falan girilebiliyor böyle lüks bir şey. Evet. Onu almak istiyoruz da bakalım. İnşallah. Oğlum bu ne lan bu? Biçemiyorum anasını satayım. Sınırlardan ötürü. Bak Ekim 3'ü atladı yine ya ay atlayacağına. Ayarı düzeltmeme rağmen. Niye öyle yaptı sizce? Oha gök nasıl gündü. Ay başına bir gün dedim. Allah Allah. Abi ben çiti çekiyorum. Tam şöyle kalanı bizim değil. Haberin olsun. Ulan para bitti. Oha lan. Harbiden lan Halil. Lan 13.000. Biraz pahalıymış biliyorsun. Biraz pahalıydı evet. Lan para bitti Halil. Ulan 300. Arkadaşlar çit çekti, sınırlarımız belli olsun diye para bitti. Aa biraz pahalıymış abi diye miydim. Ananı avradım. Daha kazandı şimdi Ali şu an. Dur onu çıkartmadım. Ali hani para kasıyordun, hani çim makinesi alacaktık. 13.000
13.000 dolar gitti ya. Abi geliyor. Ulan ben sınır olurdum abi. Kafayı yersiniz ya. 2000 etti. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ayar vereceğim ama. O iş bende. Dom 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 dom. Oh, bir daha. Arkadaşlar hadi toplamaya devam ediyor. Tabii ben çiftçiliği bırakıyorum ama bir şeyler toplayacağım bundan sonra. Daha çok para var. Abi biz niye 2.3'e geçtik? Ben onu anlamıyorum. Bak ay başına bir gün yaptım ben beyler. Tekrar söylüyorum. Acaba uyumadığımız için bug'a falan mı yok? Böyle bir şey mi? Orada ben geliyorum ya. Direkt uyuyacağım. Direkt uyuyabiliyor muyuz lan? Uyudum ama. Oha nasıl uyudun bu saatte? Direkt uyudum. Nasıl oldu? Vallahi uyudum direkt. Atla lan artık. Ay atla oyun. Abi aylık uyuyoruz galiba. Ha atladı. Kasım 1. Hele şükür nihayet. Şey 3 günlük falan uyuduk herhalde. Bayağı uzun sürdü. Evet. Harbi. Direkt uyuyayım mı bir daha? Baksana uyuyabiliyor. Uyuyabiliyorum. Uyuyor abi. Ay hasat zamanına kadar giderim ki böyle ne olmuş. Öyle zaman yatalım. Hayvanları yem bırakmak lazım ama sürekli. Bıraktım ben biraz. Dur bakarız şimdi bitmiş mi diye. Hasat gene kadar uyuyoruz arkadaşlar. Dur, uyuyoruz arkadaşlar. Ekimimizi yaptık. Abi çiftçilik böyle zaten. Ekiyorsun uyuyorsun. Tabii canım. Tabii ki. Bak evet, Kasım 2 bak, oldu Kasım 2 oldu ya. Oğlum niye Kasım 2 oluyor? Hayvanların yiyimi var. Allah Allah. Bir daha uyuyorum. Şu sonra atlıyor. Villa 3'ü ne kadar gidiyor sonra şey yapıyor. Ay atlıyor. Evet. Nasıl çözeceğiz? Aya benzer. Yürü. Server'ı kapatıp atsak olur mu acaba? O zaman düzelir de. O zaman düzelir de. İstiyorsan kapat aç abi. Mod şeyi de eklememiştin ya ona eklersin. Tamam. Arkadaşlar server'ı bir kapatıp açıyorum. Bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Size bakın şu. Lizard Electric Dykele diyor. Bunu tiklemeyi unutmuşum. Şimdi tikledim. Onu da alırız abi. Gerçi o da 8000 mi ne parası? Paramız yok ama 5000 diye de hatırlamıyorum da. Bir tane alırız abi sırayla bineriz. Evet sırayla bineriz. Tamam tekrardan başladım bu arada. Şimdi direkt uyuyorum. Siz gelmeden ben bir tur uyuyorum. Siz bağlanın. Bağlandınız mı? Şu an server'a bakıyorum. Bağlan hemen. Bulunca. Ooo kar başladı. Vallahi kar başladı. Bağlantı kurulmadı. Tamam direkt aralığa geçtik. Evet evet doğru şu an alıyor. Şu an alıyor. Tamam birisi girdi. Bulut girdi. Ben geldim evet. Ha bir daha mod yükledin ya o yüzden ben de bağlantı kurulamadı demiş. Hayvanların yemi bitmiş mi? Hayvanların yemi bitmiş Bulut. Tehlikeli ayaplamaya geldim. Hayvanları ya... Hemen hemen getiriyorum abi. Var mı? Ben de alayım bir tane şöyle. Dur dur. İki tane bıraksak bir ay yeter herhalde ya. Yeter bence ya zaten full ora şeyi yani. Lan neredeydi? Açlıkları falan full. Attım buraya direkt. Onu yuttular ama. Evet fark ettim ama yok oldu. Koyun havada yakaladı bunu. Dur bak. Aslında Bayram Özel bunların hepsini kesmemiz lazım da bizim. Harbi. Harbiden bak. Bayram Özel yok mu arkadaşlar bütün koyunları keselim ya. Hop uyuyorum. Ve ya. Ocakta uyanacağız. Evet hızlandırılmış para kazanma sistemi arkadaşlar. Ocak ayındayız ve hala hasat edemiyoruz. Bir kere daha son abi. Son galiba değil mi artık? Aynen. Tamam artık aynen. Son oyuşumuzu yapıyoruz. Hızlı bir şekilde hasat edeceğiz. Evet kar yağıyor. Bu arada hasat makinalarını şimdiden ayarlayalım mı? Bu, yoksa uyuyup uyanıp mı ayarlayalım? Uyanınca ayarlarız. Bir tane bir şerdeveremiz var sadece. Bir tane de kiralasak. İki tane kiralık ne kadar Halilo senin bindiğin şu an? Onu iki tane kiralasak. Hemen bakıyorum abi. 3 biçer döverim yarıcada ortalığı. 3 biçer döver girişelim diyorum ben. Oh kar yaptı sağlam yaptı tuttu bu arada yerler. Gerçi babayı oğlum bizim paramız hiç yok ki. Ana kök abi de kiralıyoruz bu zaman. Abi var olan soya fasulyesini satsak onun fiyatı ne olmuş dur bakayım. Aynen ay geçti ya o yükselmiş olabilir bu arada. Oha daha da düşmüş oğlum. Daha da düşmüş Halil zort Halil zort. Uyuyorum Allah kahretsin para yok bir şey yok ya. Yemin ederim ki bu çiftçilik çok zor ya. İsyan edeceğim çiftçilik yemin ederim isyan edeceğim ya çiftçilikten ya. Hayır çiftçilik bir kumardı ya. Bu kumarı ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Yemin ederim çiftçinin derdi bitmiyor arkadaşlar. Kar yaptı bu gece full al her yer bembeyaz uyandık anasını satayım. Hasada hazır mı bunlar? Soya fasulyesi artışta diyor 900 ama 980. Abi şey, ne oluyor Halil? Yarın falan artar. Yarın falan artar o büyük. Yani bir ay sonra mı? Mart ayında. Aynen. Mart kapıdan baktırır, evet. Kazma kürek yaktırır diye bir söz var. Hayvanların maması bitmiş Bulut. Yapıştır 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 oh. Yapıştır. Koş 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 seni gidi çılgın çiftçi seni. Seni. Seni ne oluyor mu lan sana? Diyeceksiniz bunu. Getiriyorum ben de getiriyorum bir tane. Getir abi. Köpüşümüze de mamasını verelim. Köpüşün maması. Doldurdum bug'da arkadaşlar. Kar. Oha kar Bulut 1 metre lan kar. Abi çimen yere düş. Aa yok ettiler bunu. Getiriyorum. Arkadaşlar kay
Ay. Kar yarım metreyi buldu burada. Gerçekten durumlar, vaziyetler çok kötü. O da mı bitti? Evet, son bu. Bak. Ne yapacağız? Zord. Oğlu kar yok oldu bir yandan. Zord. Bırak onu sen. Uyuma isteği gönderin. Bıraktım da bırakınca. Bıraktım. Uyuma isteğini gönderdim. Artık asada zor. Kabul etmiyorum. Bir şey dedi lan orada sağ üstte ama dur bakalım. Çok seri uyuyorsun. Hızlandırılmış çiftlik arkadaşlar artık. Yani bugünlük böyle. Bugün parayı bulacağız abi. Direkt onunla rahatsız edip direkt satış. Yer palet yapağı yerleştirin. O ne diyor oğlum? Orada bir bug var bu. Hasat hazır şey. Mısın sen? Ha, tamam. Şey oldu. Abi oradaki paletler büyük ihtimalle dolmuş. Zamanı yavaşlatıyorum. Abi oradaki paletler büyük ihtimalle dolmuş. Onları bir kenara çekelim. Yeni palet çıkamıyormuş. Zamanı. Abi şey. Sattığımız yünler var ya onlar. Dolmuş ora. Evet o yüzden abi. Bak bir gel bir. Ooo oradan da parayı bulacağız. Baksana bu ne? Bulut abi. Efendim. Hadi sen eline bu balya çatalını tak da ondan bir 20 saat falan uğraş bakayım. Onları tekrar remont atacağım diye. Halil oğlum bunun niye kanlı lan? Halil o işi abicim gel o işi çok hızlı yapmamız lazım. Bak para arıyorduk tamam. Bulduk parayı bulma taktiğini. Ben koyunları satıyorum seri. Bekle. Tamam burası bende abi ben tamam, bir tane aparat kiralayacağım. Gerçek zamanlıya çektim ben zaten şeyi. Şimdi 20 aylık olanları of bu kaç aylık? 33 aylık 925'e satıyoruz. Sat. Sat abicim. Arkadaşlar hayvandan parayı buluyoruz gördüğünüz gibi. Bunu da sat. 725'likleri full satacağım. Ben bunun önüne şeyi takıp onunla mı girişeceğim yine? Abi sen hayır. Ben bir tane aparat kiraladım abi. Önündeki kepçeyi bırak. Nerede? Bunu nasıl taktım. Bırakacaktın bunu? Mağazada Q. Bunu da sattık mı arkadaşlar? Bu durumda aletin ayrılmasına izin verilmez şey, diyor. Bir kez G tuşuna bas abi. Bastım. Bir daha bas Q'ya. Maşallah şu mala bakın ya. Ha dur. Evet. Nerede? Mağazada. Yandan asata başlamak lazım. Ben mağazadan almayı diyorum aleti. Soya fasulyesinin durumu ne? Hemen ben bir çer doğru geçebilirim bu arada. İyi operatörüm. Soya fasulyesi 1600'e kadar yükselmiş. Oo, evet. Hemen satış. Direkt satış abi. Direkt şu anda satış iyi değil mi? Evet. 900 daha bu. Tamam. Halil sen niye bir çer dövere geçtin lan? Abi düşünmeye başlayayım ben hemen. Tamam evet, sen asatla da geçiyorsun. Ben neye geçeceğim? Sen Halil neye geçeceksin? Halil bir şey almış ona gidiyorum. Tamam bunları neye yükleyeceğiz bu arada bunları? O şeye kamyonu yükleri şeye. Kamyonu ben o onları zaman alıyorum. Onları hallederiz abi. Sen git bir soya fasulyesini sat gel abi ben sana bir depo daha boşaltacağım. Aa o zaman taşıyıcı şey bana lazım şu an. Bu taşıyıcı uçluk soya fasulyesini ben buna nasıl koyacağım oğlum? Aa bir dakika abi, bunda var. Zaten. He onu satacaksın zaten abi. Aynen. Şuradaki ha oradaki yulaftı pardon. Tamam ben gidip satıp geliyorum hemen. Ha yerde yok abi bizim zaten. Aynen. Satıp geliyorum sonra o parayla iki tane daha biçer döver mi kiralayacağız? Evet 3 biçer döver girişelim bu arada. Tamam. Ya keşke demin çıkmışken bu bug'ı da çözseydik ya Türk bayrağı. Çok güzel duruyor biliyor musun? Neyse bir sonraki bölümde artık. Tamam. Aa forklift. Evet. Forklift mi kiralamış? Hayır şey, ucunu. Ha forklift ucu. Biz bunu arasak şeyini bulamazdık buna takılanı. Arasan da beni son kez satışa gidiyorum kardeşim çok mutluyum şu an. Arkadaşlar birazdan 3 kocaman böyle bir sürü soya fasulyesini hasat ettiğimiz gibi yapıştıracağız. Çok güzel para gelecek ondan. Acaba Mayıs ayında daha mı çok artar lan keşke onu bilsek. Şey bir dakika artıştan bakayım ben onu sana. Eğer Mayıs ayında daha çok artacaksa Halil zamanı bir bak şu an gerçek zamanla oynuyoruz 30'da falan oynasak akşama kadar şey olur. 15 bu arada artış da abi. Yani Mayıs'ta daha çok yükselir mi diyorsun? Evet şu an yükselecek abi. Tamam zaman oo. Abi ben buradan. Sen onu oraya bırak gel abi. 15'e çek. Remork orada kalsın abi sen onu oraya bırak gel. Yok satacağım. Satacağım şu anda lazım para. Tamam sat abi sen bilirsin. Bunu satacağım. Biz şimdi hasat edene kadar tamam mı oraya? Oraya hasat edene kadar ne olacak abi? Şey artacak. Lan ne yaptım ben bunu arttı. Yanlış yere arttırmışım. Ha şunu arttırdım. Ben şimdi bu yünleri nereye koyacağım? O yünleri şimdi sen bir yere koyamayacaksın abi. Ya da sana bir tane ben küçük remork kiralayacağım. Getireceğim şimdi kamyonu da. Halil sen beni anladın mı abicim? Şimdi zamanı 15'te oynuyoruz ya. Biz her yeri hasat edene kadar zaten akşam olacak. Sonra biz satışa gitmeden yatacağız. Mayıs'ta daha çok yükseleceğini düşündüğümüz için. Uyanıp yüksekten satacağız anladın mı? Anladım abi onu. Bu arada 170 dolara şey kiralayalım mı bir tane remork? Onunla daha rahat olur çünkü o tamam. Tam bu işin şeyi. Tamam 170 dolar hiçbir şey değil zaten. Bulut abi git onu da hemen al gel mağazadan abi. Sonra onları yükle Bulut sonra onları da satalım. Tamam. Çünkü onların fiyatları ne durumda acaba? Onların fiyatları ne durumda şu an acaba? Hemen kontrollerimi sağlıyorum. Arkadaşlar oo, iş gibi yapıyoruz ya. 2000 abi onun fiyatı şu ya, an. Ya. 1000 litresi şeyi. Gördün mü? Bak işlerimiz yoluna girmeye başladı dostlar. Basın evet, like'ları. Basın like'ları. Like'ları basın daha çok yoluna girsin. Basın like'ları. Daha çok işlerimiz yoluna girsin.
Şimdi... Evet, ben satışı gerçekleştiriyorum. Evet, ooo. Bu arada 4200 dolarımız vardı abi. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 24.000. 24.000. Oğlum bir de düşünsene. Oha, bizim 100K'mız falan olacak lan. Belki daha fazla, dur bakalım. Küçücük şeyden sattık. 50-55, 60K falan da şeyden gelir abi. Şu anki hasattan gelir. Hadi bakalım. Tamam, ben çiftliğe dönüyorum. Koyabiliyor musun bulut rahatçı arkasına o şeyle? Şu an... Daha gelmedi. Römork alıyorum. Römork daha kolay olacak değil mi abi? Senin açığından bulut abi. Ya bu daha rahat gibi, evet. Ama bu küçük lan biraz. O bayağı küçük abi, ben küçük kiraladım bilerek. Buna kaç tane? Üst üste falan koyarız. Üst üste koyacağız zaten. Abi bu arada şeyi de ben getirdim ha, bu kamyoneti. Tamam abi. Buna bağlanıyor mu? Onda çok zor oluyor ya. Bağlanıyor abi buna. Ha, bağlanıyorsa tamam. Aynen, L tuşundan tamam. Bağlayabiliriz. Buna bayağı koyarız aynen. Abi hani üst üste koymakta sıkıntı yaşıyorsanız ben onu hallederim yani. Benim operatörlüğüm iyidir. Ben oraya kule dizerim resmen. Geldim yani. Bulut, direkt sana yardım etmek istiyorum şu an. İstiyorsan sen yap abi bunu. Tamam. Yeni alet de bir bak. Nerede peki? Uf, her yer bembeyaz olmuş. Ben geliyorum abi, yoldayım. Oo, oğlum buraya sığmaz lan bu. Sığar abi, sığar diyor ama. Üst üste sığar abi. Nasıl sığar lan? Bakalım alabilecek miyim kolayca. Ha tabi. Evet. Aa, o şeyi bırak arkandan abi. Nasıl bırakacağım lan onu? Şey, onu seçeceğim. Evet abi. Evet abi, buradaki engebe yine bizi rahatsız ediyor tabi. Bu arada iki taneye gerek yok, bir tane bile biçer döver kiralasak şu an bizi bayağı hızlanır. Evet evet, ben de öyle düşünmüştüm az önce. İstersen hemen kiralayalım, bul tabiyle ben de onu yapayım hemen. Tamam, kirala. Tamam. Ne kiralayacaksın? Anlamadım orayı. Biçer döver abi. Ha, biçer döver. Okay. Aynı mı kiralayalım, farklı mı olsun şimdi kiralayacağım? Tamam, bıraktım valla. Yani iyi olsun. İyi olsun da hiç fark etmez ne olsun. Abi iyi olduğu zaman yani 30.000 TL'ye, ama 30.000 dolara kadar falan çıkıyor fiyat. Oha oğlum. Oo, bizim o sarı biçer döver bile kiralaması 7.000 dolarmış abi. Vazgeçtim ondan. 7.000 bir şey değil aslında ya. İş görecekse. Abi, gerek yok. Bu böyle sıkılmaz oğlum bunu. Oğlum kule yapıyoruz. İki tane de yana koy. Yana derken. Ama şey. Şuraya. Bağlanıyor ya bu, bak şöyle. Oğlum bununla bu arada bayağı rahat direkt giriyor. Bak buralı abi. Ha. Ben böyle bağlıyorsun bunu. Tamam, sen onu bağla. Bunun bir üstüne daha koyabilir misin? Koyarım. Tamam. Bağlanır mı çok merak ettim. Bağlanırsa iyi. Bağlanmıyor abi ya. Sıkıntı yok o yani bağlamalı konusunda. Böyle 3 tane üst üste bağlanıyor mu? Ne oldu abi? Fırlattı. Yapabiliyorsanız 4 tane koyun abi. Oğlum kafama yün çuvalı geldi abi. Abi L'ye basar mısın bir defa? Niye? Sen değil buralar abi. Ben mi? Aynen, şunlar düşmedik şimdi çarparken. Ha. Bu arada çok yamuk koymuşsunuz ya. Ne alaka lan? Bana o sal senin... abi, ben sana buradakilerin hepsini sığdırayım bunun içine. Senin gözün yamuk görüyor. Sığdır lan, nasıl sığdıracağım bak. Hadi siz bir tane buraya şey düşürdün, bu ne olacak? Onlar falan basit abi. İyi, ben bir şerde böyle geçiyorum. Geç abi, onu işçiye bırakmıştım ben. Sen kiraladın mı diğerini? Hayır, kiralamadım abi, 7.000 dolar. Biraz 7 bin... fazla değil mi şu an? Abi ne yapacağız, tek bir şerde böyle bitiremeyiz. Kirala kirala. Tamam abi, kiralıyorum. Ya kirala, biraz daha ucuzundan alalım. Abi en ucuzu ne bunun kadar bir tık altı, bakıyorum. Bunun bir tık altını al. Onun bir tık altı bizim yeşil zaten abi. Bizim yeşil. O sattığımız vardı yani. O. Ha. İyi iş görüyordu o. Kaç para? Kaç para? 6600. Ya 6600 oğlum. Buna verene kadar 7000 lira. Aynen 7000'i ver. Yani. Ama şey var. En... Ama abi sakin ol. Oyunu... Satış yapmak için. Abi oyunun en küçük bir yerde var. 3800 yani 4000 dolar da var. 7000'i ver. Tamam. Gün bütün gün bam gün. Ya. Abi şu şarkıyı söyleme ya. İmbi düğün şarkı. Çok tip bir şarkı ya. Aa abi oğlum, bunun önü yok. Ha, önünü de ayrıca kiraladı. Evet. Unuttum lan ben onu. Yani total olarak abi 9000'e geldi. 9.5. 9.5'e geldi. Sen gittin mi almaya? Evet evet. Tamam. Hızlıca gidelim arkadaşlar. İşlerimizi halledeceğiz. Abi ben şuraya bitince bir tarlaya beraber girmedik markalığında. Mantıklı bu arada. Evet. Sarmaz daha zevk olur o. Diğer aynen. Taraftan sen, diğer taraftan ben giriyorum abi. Yo, arkalığın ne abi baya. O daha zevk oluyor. Arkalığın... Gelme. Bulut geçerken buradan bak, hazır geçiyorum ya, bak şimdi ne yapacağım. Alacaksın da verirsin. Çok mantıklı. Arkadaşlar ben öndeki tarlada benim işim ama geçerken alacağım. Mantıksın. Şey yapmıyoruz galiba, saman yığınını kapattım. Yo, bunu yapmıyor zaten. Açılmıyor. Açılmıyor abi bunu. Ha tamam. İşte bu ya. İşte beklediğim şey bu ya. Evet, beklediğim bu.
Tarla biçerken tarlayı biçerken karşılaştığım bir şerdolar bu bana. Onunla gidiyor abi, onunla gidiyor ya. Onunla gidiyor ya. Aa bu arada arkadaşlar. Kolay gelsin. Eyvallah. Bulut sen hatırlıyor musun? Bana bir video izlettin. Aa evet. At seri at, link at, link ver seri. Hemen Discord'dan onu hemen. Arkadaşlar Bulut bana bir video gösterdi. Bunun aynısı. Bunun aynısını atmışsınız bize Discord'dan, gördük. Yani 5.90 mı? Oğlum bu şu an bu biçerdöverin aynısı gerçek hayatta. Birebir bak, birebir. Ben sana şeyi söylesem abi, ben o biçerdöverin birebir sahibiyle konuştuğumu, yani muhabbetim olduğunu söylesem ne dersin? Helal olsun kardeşim derim, çok iyi. Attın mı? Attım. Discord'da. Arkadaşlar şimdi size izleteceğim. Şuna dikkat edin, tamam mı? Biliyorsunuz zaten bunu. Kaç bölümdür bizimle bu. Hemen burada bir durduruyorum. Öyle duracağım ama bunu böyle yaparım. Bunu o sıra işçiye salarım. Zamandan vakit tasarruf. Ve arkadaşlar oyunu 6 aldım. Arkadaşlar bu nedir ya? Oğlum Halil aynısı ya. Çok iyi lan. Evet abi. Her şey planlanmış abi bunlar ya. Sen niye kafaya takıyorsun? Çok güzel vallahi ya. Abi videonun linkini bir de bana atsana. Bir de ben bakayım ya. Atayım. Hasat ediyoruz. Bahale lan ne oluyor oğlum? Bahale. Abi bırak videoyu. Bırak. Sal. Videoyu sal. Çıkıyor mu? Arkadaşlar benim şu an doğum günüm de. Aa ne kadar sağ ol abi ya. Söndü bu arada. Bari PUBG Mobile videosuna denk gelseydin. Adamın düşündüğü şeye bak ya. İnsanlar yukarıda düşünüyor. Ooo. Arkadaşlar videoyu bir durduruyorum. Devam edeceğim. Evet ufak bir doğum günü sürprizi gecenin 1.30'unda dostlar. 11 Temmuz. Çek buraya çek. Doğum günüm de. Ne oluyor? Kamerayı ağzıma sokuyorlar. Abi bura bit. Burası tam, bitti. Tarlayı biçerken başıma gelene bak. Orası bitti mi? Tamam gel bitti, buraya bitti. Girişelim beraber. Tamam. Ben şöyle geçtim o zaman. Bekle abi. Halil hala dizemedin galiba kardeşim orayı. Gidiyorum abi sıkıntı. Biraz keyif yaptım biliyor musun? Onlar bir şey. Bu mu Bulut? Bu abi bak. Bu biçer dövünün de acaba Halil. Şimdi ben demin efendim ki iki maleti aldım ya abicim bir tane. Evet. Böyle çok hızlı ekebildim. Biçer dövünün de o tarz bir şey var mı böyle kocaman olan? Dev gibi. Böyle... Şu an o önündeki, aynen o önündeki biten kesici var ya abi. Onun 3 katı büyüğü falan var. Ne biçer var ya. Ya arkadaşlar işte gelecekte onları aldım mı hızlı hızlı hasat, hızlı hızlı şey. Şu anlık biraz zor dönemlerdeyiz ama sabredeceğiz abi. O ekim o kadar hızlıydı ki var ya ekim o şeyin. Sağ ol sana bıraktım Mutlu Sağım'ı. Tam ucuna göre bıraktım farkında mısın? Tam bırakamamışım. Farkındayım vallahi şey o. Ayarlayacağım ben. Sen bana sürpriz yapmışsın onu tam şey yaparak. Tam bırakamamışım Bulut bu arada. Evet abi. Sen iki fulleniyorsa sen gidip bir boşaltım yaparsın şeye. Tam fullersin tam boşaltım yapayım. O değil de bizim şey de yetmeyecek yine değil mi? Evet. O nasıl olacak Halil? Şey kiralamamız lazım. Ne kiralayacaksınız abi? Remork. Remork. Abi bizim şey var ya normal yeşil var ya. Normal yeter mi? Yeşile yetmiyor ki. Yeter abi. Yeter abi. La yetmiyor oğlum. 10.000 mi ne alıyor o işte? 22.000 litre alıyor abi. Ha 22.000 alıyor. Ha. Tabii. Soya az çıkıyor o zaman. Patates gibi değil ha. Evet 6.400'de fulluyor abi. Ha anladım. Sorry. Patatesten bir çıkmaya 22.500 çıkıyordu aslında. Patates abi patatesi var ya Halil. Bin pişman olduk ya. O gün bana saplayan Moral abi diyor bunu da evet. Vallahi yok çiftçiler kazandığını lazım. Söylemiyor. Kazandığını söylemiyor. Sürekli kötülüyor kendiki yiyor. Bir bilene danışmak lazımmış arkadaşlar bu çiftçilik işlerinde. Hiç var ya bilseydik almazdık o tarlayı mahvetti bizi ya o. Hani öyle zaten söyleme amacı mı oydu abi? Zarara soktu bizi ya. O ne oğlum öyle bir sürü alet gerekiyor. Tasat etmeye çalışsan edemiyor. Ya benim pingim bu saatte niye bu kadar yüksek bu arada ya? Oğlum Farming Simulator'da ping olunca ne oluyor ki hasat mı edemiyorum ben? Abi çok baga giriyor yani. Adam daha zahsat ediyor. Bu arada traktörü oraya götürseniz de abi siz de. Üretimle gelmek yerine. Bir dakika abi 360 noskop hasat yapıyorum. Bu oyunun hilesi var mı lan acaba? Vardır. Direkt para hilesi var abi. Oha. Hani ne bir dakika hani... direkt para hilesini yapsan oyunun ne zevki kalıyor ki? Hiçbir zevki kalmıyor. Hatta yorumlarda biri yazmış. Moral abi mod kurarak hani
parayla yapabilirsin. Her şeyi daha büyük yaparsan daha zevkli olur falan demiş de. Arkadaşlar o zaman zevki kalmaz ya. Yani. Zamanla. Her şey zamanla. Hak edeceğiz. Hak edeceğiz aynen. Hatta demiş ki Halil abi. Hak et. Biz evet. De o biçer döveri falan hak edeceğiz. Abi yorumlarda bir demiş ki Halil abiye söyle o biliyordur modu yüklensin falan demiş. Hani ben de yorum olarak şey yazdım dedim. Vural abi olur dese ben buraya imparatorluk yerim dedim. Çocuk. Ne oluyor abi? Aa, sorry. Ne oluyor abi? Benim alanım asla ediyorsun. Az daha öpüşüyordu bizim içeride orada. Sıfır. Yapıyorsun biçme işini ya. Ulan bulut o diğer taraf bitmeyecek lan bu arada. Evet. Farkında mısın? Burada bitmedi. O diğer taraf... Aa oğlum onun bir kısmı... Boş mu? O şey ya. Yürüyor? Yok yok buradan öyle gözüküyor. Ha bug güzel yani. Aynen abi. Onu dedim acaba ekeme bunu işçiye mi bıraksak ya? Onu iki tane işçiye bıraksak. Aynen o tarafı. Biz o sıra ne yapacağız ki zaten? İşimiz de yok ki bizim şu an bundan. Gerçi biz yapalım abi. Doğru. Mantıklı abi. Aa şey var ya şeyleri satarız. Aa onları satmaya gidecek. Aa, evet evet abi var işimiz manyak mısın? Evet evet. Doğru. Ondan bir ses geliyor bir doğum günü sürpriz daha mı yoksa? Abi bu arada pingin yüksek olduğunda ne olduğunu merak ediyordun yani sen. Ha ne oluyor? Ha gel buraya gör abi şunu. Ne oldu lan? O kadar bütün şeyleri yükledim abi. Bir tane kalmıştı. Oyun bir geriye attı beni. Hepsi geri indi eski yerine. Demek ki neymiş Halil? Baksana hatta bir tanesi tam traktörün ucundaydı abi. Havada kaldı şu an alamıyorum. Arkadaşlar pro çiftçi bile olsanız pinge yenik düşebiliyorsunuz. Gün gelir devran döner. Gün gelir kolun kopar Halil. Oha. Oha. Bir tane daha kiralasak mı ya acaba harbiden? 3 kişi girsek. 3 kişi. İşçiye devrederiz de ikisini birden bırakırız burayı bitirip. O sıra biz o şeyleri satmaya gideriz. Onlar yarısını bitirmiş olsa. Diğer yarısını da biz devralsak. Abi ne oluyor abi benim internetime ya? Şu an sanki aynı anda 30 kişi PUBG Mobile oynuyor. Düzeldi mi lan Halil? Onu çarpayım abi şuna. Görev yöneticisine birkaç bir şey kapatıyorum. Fazlalık varmış da. Modemi resleyip gelsen. Halil gelsen. Kapat onları. Ya şimdi jeton düştü arka planda Valorant açıklanmış. Valorant yapmaz öyle bir şey ama bu Valorant değildir o. Başka bir şey olabilir mi? Ne yapayım mı? Başka açık kapat Halil onlar ya yani bu saatte. Kapat. Sen yazdığında da bir geç döndü abi Halil. Bulut işçiye devret git kamyoneti getir. Bulut. Geçeceğim abi düzleyeyim de bir. Bulut işçi. Yan yan mı yapsın? İşçi adam yan yan mı yapsın? Düzler oğlum o işçi. Düzler mi? Bak bırakırım bak. Bırak sen. Bıraktım. Bırak git. Rahat ol ya. Adam yan gidiyor abi. Düzeltir o. İyi tamam. Bak o fazla da almaya gidiyor. Oo. Gördün mü? İnşallah öyle durur. Ma kafayı yedi ama. O düzler o ya. Gittin mi sen? Evet. Tamam. Kafayı yedi Bulut ama işçi. Ya düzler o abi o sıkıntı. Oo paralel çaprazlama alıyor lan Bulut. O işçilerin IQ'su işte mu bu oyunda ya? Anne bakabilir miyim? Ne yaptın bugün abi? Abi güzel işçiden ne istediniz ya? Hayır adamı yan bıraktım. Düzler dedi Vural abi. Hayır yok düzlenmez abi. Siz düz verirseniz düz verir adam. Lan ben onunla uğraşıyordum da. Tamam da adamın kendi aklı yok mu? Buradan düz geçmem gerekiyor diyemiyor mu adam ya? Seninki doldu mu? Benimki dolmak üzere 95. Abi işçilerin sistemi şu şekilde hani GPS gibi çalışıyor yani. Gel boşaltayım. Nasıl bırakırsan aynen dümdüz gidiyor. Gel hele. Tamam sen bekle burada mı? Tabii. Vural abi ne kadar boşalma meraklısın ya. Ne diyorsun lan? Abi boşalt, ikide bir boşaltayım diyorsun ya onu diyor. Oğlum boşaltıyorum işte nasıl diyeyim. Evet tamam ben bir şey mi dedim ama Allah Allah. Kaç? 50 şu an. Babayı yetecek. Yetmez oğlum daha bu iki tarlından daha büyük zaten orası. Doğru. Nasıl yetecek şey, Ali? Yer... Abi yere dökeriz ya. Oğlum ne yere dökünce bir saat uğraştırıyor ya. Abi o sissiz çünkü. Benim 10 dakikamı almıyor. Ya oğlum ne git ya. Sen o şeyleri dizdin mi? Evet. Yalan. Evet. Şu anda yalan söylüyorsun. Evet. Sen onları pardon, diz yalan. Bak geliyorum ha. Gel al sıkıntı. Bulut şey yapalım. Yan tarafa geçelim. Önümden çekil ben düzgün gidiyorum zaten. Evet. Bak Bulut orada, orada sağ düz git düz nerede? Git. Kaldır makineyi kaldır hızlı git. Makineyi kaldır sağ. Bak orada gördün mü ufak bir parça. Evet gördüm evet. Onu al da gel. O ne? Alıyorum abi tamam mı? Alıyorum. Şey, tıraş yapıyor sanki. Yan tarlaya gireceğiz şimdi. Halil bak Halil bitirmemiş görüyor musun? Yalan söylüyor bana. Ya, hayır. Işte.
Bak bir tane daha çıktı bile, hatta ben bunu yüklerken. Canım sıkıldı, bunu da yükleyeyim biliyor musun? Yükle abicim, ona geliyorum şimdi onu. Tamam. Ya bu arada şu havada kalan canım sıktı ya, bunu nasıl alabilirim ki? Bir tarlada iki işçi çalışıyor mu Halil? İkisi de bir çerde ver versek. Abi istiyorsan 10 tane adam var, hiç sıkıntı olmuyor onlar yani. Bu, o zaman ben diğer başa götüreyim bunu, tamam mı bu kısımdan sonra? Diğer başta düz bir şekilde bırakıp işçiye devredeyim. Tamam. Sen de bu baştan bırakırsın. Mantıklı ya, dümdüz yaparlar. Aynen. Bu yan taraf ne ekmiş la bizim böyle komşu? O ne lan? Mısır ekmiş. Mısır ha. Adam kurnaz abi, adam bizim gibi sadece soya fasulyesi, soya fasulyesi diye tutturmuyor ki. Ama oyunda piyasası en yüksek ekin şey abi, soya fasulyesi. Mısır. Değil mi? Evet. Mısır nasıl güzel para kazandı onu da söyleyeyim. Abi Biagos tesisine götürüyoruz. Geçen siz gitmiştiniz. Hani ne zaman gitmiştiniz siz ona ya? Bayağı oluyor. Yani bu haritaya geçmeden önceki haritaya gitmiştiniz oraya. Oraya götürüyoruz abi. Onu ferment ediyoruz götürdüğümüz mısırın silajını. Orada sizin anlayacağınız tabirde abi. Fermentenin diğer acı turşulaşmak. Yani turşu olur ya hani misal veriyorum salatalık bırakırsın. Tamam biliyorum biliyorum. Fermentenin de biliyorum. Evet. O hale geliyor abi. O hale geliyor abi ve onu daha pahalıya satabiliyoruz. Vay anasını. Tamam, ben işçiye devrettim abi. Ben şimdi de şurada saldım. Gidiyorum arkadaşlar, 3. şahısla da aldım. Bu arada 3. şahısla ilgili yorum yaptınız mı görmedim ama bu sefer dikkatimi çekmedi. Yani 3. şahıs mı oynayalım, 1. şahıs mı? Arada değişe değişe oynarız ya. Mesela şu an zevkli bir zıplamak. Hadi gördün mü 3. şahısı kardeşim? Evet. Ben yapmadan önce biliyor muydum böyle bir şey? Evet. Ama çok gıcık ya. O sevmiyorum. Birinci şahıs daha güzel abi. Çünkü oğlum kendisi anladım. Yapmadığı için. Oha. Abi oyun zaten birinci şahıs için abi. Anladın mı? Oğlum nasıl yüklemişsin la bunu böyle ya? Abi pingim yüksek yoksa daha düzgün yüklerdim bu arada. Vay be. Helal olsun arkadaşlar. Vallahi. Şu havada kalanı büyük ihtimalle... Nasıl havada kaldı? Hangisi? Abi, havada kalan bir şey görünmüyor işte. Bende. Burada bir tane yerde var. Ben görüyorum. Şurada. Şurada. Sizde abi bizim zıplandığımız yere baksana abi. Sizde bugdo. Şuradaki var mı sizde şurada yerdeki? Yok. Tam şu an önümde. Hayır. Tamam. Yok abi. Ya biz de şurada şu an yukarıda abi burada. Seyret nasıl çözüyorum? Sadece seyret. Tamam. Aha da o bende tam şurada bak. Alıyorum. Ha aldım tamam. Tamam evet, tamam güzeldi. Şeyse ben onu alayım abi. Aldım. Uğraşmayayım. Tamam. Ama koymayı sana bırakıyorum. Bozmayayım tamam. Şimdi yıkarım bakalım. Yok ya sıkıntı olmaz abi. O kadar şoförlüğüm var ya. Sakin adam. Ne oluyor? Güzel dönüyorum lan kendi etrafımda bu. Gördün mü lan? Bu arada bisikletin arkasında yükleyeyim mi abi? Ön kaldıra kaldıra götürürsünüz. Abi yüklesene. Gitmez mi bunda? Buna koy. Şey, tekli olsa belki gidebilir de 4 gitmez abi ya. Bulut senin verdiğin işçi yanlış tarlayı mı asadı diyor? Hayır. Şey diyeyim, bizim ön yükleyicinin boyu yetmiyor ya buna. Tamam o zaman, bekle, hiç yapma, onu onunla getir, gel gidelim. Nereye satacağımızı biliyor musun Halil sen, bilmiyorsun. Öyle gel. Gel. Geçenki yer mi? Bana sordu, soruya bak ya. Bana geçenki yere mi evet. Satalım? Tamam. Abi ben... sadece iplik haneye satılıyor zaten ya. Ezberimde. Yani, hani... İplik hane mi o? Oğlum bir tane şahsi bir adam gibiydi lan o. Şahsi ya, bir kurum. Tamam ananı avradını virajı alamadım lan, çok ağır bunlar. Bulut abi sen satış ekmeği seviyorsun, al şununla git ya, ben uğraştım. Bulut gel. Geliyor. İstersen kırmızı RAM şeyin UTV'nin arkasına yükleyeyim. Şu an hiç haritaya bakmadım ya. Arkadaşlar bakın. Daha önce bir kere gittim. Benim harita bilgimi şu anda öğrenmiş olacaksınız. Ezberden gidiyorum. Gerçek hayatta da böyle bu arada. Ben bir kere gittiğim yeri bir daha hiç unutmuyorum. Direkt giderim yani. Ama şoför koltuğunda olmam lazım. Mesela diyelim ki arabayı siz kullanıyorsunuz. Ben o sıra yanında oturuyorum. O zaman öğrenemiyorum gittiğim yeri. Ama kendim gittiğim zaman bir daha hiç unutmuyorum. Öyle bir olay var bende. Şu anda mesela Bulut sen oraya ezberden gidebilir miydin? Giderim. Allah Allah. Sen de mi? Bu arada bu... Sen de iyi buldun o zaman. Ya bilmiyorum hiç. Abi çim için gerekli olan şeye bakıyorum. Ne kadar fiyatları veya kiralamış diye. İyi bulut seni de iyi hafızan. İyi mi? İyi şey tamam. Sen de bir gittiğin yere bir daha gidiyorsun. Çok giderim. Yanılmıyorsam buradan düz gittiydik. Ben yanılmazdım yani abi. Böyle şey mi olur mu? İlk sağda olmalı. Yalnız bayağı birikmiş var ya maşallah. Hop burası mıydı? Yok burası değil. Şu ileriden. Biraz daha ileriden. Abi bizim bu hasatlar bitsin. Şey yapalım. İki tane çim makinesi kiralayalım. Aa, 1500 Bulut. Dolar falan. Tamam kiralarız da. Aa, Bulut bizim buraya giden yolu kapatmışlar.
Abi sen bence yanlış gittin ama tabii. Yok oğlum hayır. Arkadaşlar bu mapte güncel değişiklikler yapılıyor. Tabii tabii. Ne? Bulut düz gidiyorduk buradan, tamam mı? Orayı kapatmışlar biliyor musun? He. Tamam ben diğer yolu kullanıyorum o zaman. Diğer bir tane daha yol var, oradan gidelim. Aynen aynen onu kullanıyorum. Abi. Arkadaşlar haritada güncel değişiklikler olabiliyor. Tabii ya sen unutma durumu kesinlikle yok. Tamam diğer arka taraftan arka yoldan gidiyoruz dostlar. Bu serkesin eski ulaşır. Yol bu ya. Eski yol evet. Bizim o geçen gittiğimiz yolu kapamışlar ya. Şey belediye çalışma yapıyor galiba. Aynen bak buradan daha uzun sürdü zaten. Mesela bir de şu, mesela Bulut'un girdiği yere bakın, benim girdiğim yere bakın. Burada da farklı yollar. Aa abi. Evet orada çok farklı bir yol abi. Orayı kimse bilmez bu arada, göster. Sattım ben bunları. Tamam. Sal şimdi bana orayı. Seyret. Şov başlasın. L tuşuna bas abi. Kayışla çözmezsen satmaz bu arada. Haberim olsun. Çözdüm. Yine tamam. De satmıyor. Yık abi onunla. Şeyle traktörle. Yıktı. Yıktım. Bunları da ittireceğiz galiba. O satılıyor mu şu an? Yok. Kaç paramız vardı lan buraya gelirken he? Kaçtı ya bilmiyorum, bakmadım. 20 bin falandı galiba. Bunun satış olayı çok dengesiz ya. Evet. Bir görüyor bir görmüyor. Abi palet olduğu için böyle şeyler oluyor ya. Oha 30 binleri gördük lan. Çok iyi. 10 bin falan, 10 binden fazla belki de. O bir taneyi satmadım burada ama neyse. Satacağım ya diğer taraftan girersem. Ben dönüş yoluna başladım. Aa yardımcı F binesinde tarafından engellendi diyor. Neyden engellenmiş olabilir bizim işçi? Şey. Hırsız var. Yok remorkun ucu değil de. Yani bunu sağladı ne oluyor? Halil işçimizi engelleme kardeşim ya. Niye işçimizi engelledin Halil? Abi deposu yani, dolacaktı. Yoksa soya fasulyelerine mi çökeceksin? Yok abi. Aa bir yandan deposunu mu boşalttın? Evet gittiği yerde deposunu boşalttı bunlar. Bir an evet, önüne tamam, kırdım. Tamam hadi bir kilo alalım. Hadi bir kilo alalım. Hadi bir kilo soya fasulyesi alalım. Ne yapacağım abi evde fasulye mi pişireceğim? Bir kilo. Tabii. Soya fasulyesi normalde evlerde var mı ya? Yok ya bu daha değişik bir şeydi. Tam nerede kullanıldığını ben de bilmiyorum abi. Soya da kullanılıyor. Taze fasulyenin içinde vardır ama kesin soya fasulyesi. Ne alaka abi? Abi bu şeyde kullanılıyor işte soya da. Ne soyası oğlum? Aa soya şey mi? Tabii. Soya şey ha Bulut. Soya sosu. Çinlilerin yediği var ya bir tane. Evet. Soya. Çinlilerin yediği neydi Çinlilerin? Sushi. Sushi. Aa sushi'de var biliyor musun soya fasulyesi. Sushi'de yok abi yanında sos olarak var. He sen yedin mi daha önce sushi? Tabii, hayır. Nereden biliyorsun bunu? Gördüm abi. He Macbank videoları izliyorsun sen. Abi ben. Bence Recep İvedik videosu izliyor. Ne videosu izliyor? Recep İvedik. Recep İvedik sushi mi yiyordu ona satayım? Ha bir bölümde yiyor. Oo yarısından fazlası bitmiş lan çok iyi. Maşallah. Motorumuzu durduralım. Hasat zamanı arkadaşlar. Bunu devralalım mı biz işlerden? Oğlum abi ben şu traktörü bir getireyim. O zaman ben şu ileridekine gidiyorum. Aa çok az kalmış. Evet çok az kalmış. Vallahi arkadaşlar işimiz oldu ya. Gecede çökmeden ben şimdi hızlıca bitiririm onu. Devraldım bir anda işçiyi çıkarttım. Ben de alacağım. Oğlum devralır almaz önündeki şeyi çıkarttım yanlışlıkla makinenin. İkisini de sayın boşal onları. Oo çok güzel. Çok iyi yapmışsın bunu Halil ya var ya çok iyi. Helal olsun. Canım sıkmıyor abi. Çünkü elim boşaldı. Yapayım dedim. Bu arada şey tekrar veriyorum. Sonra tekrar kiralarız remorku. Neyi veriyorsun lan? Remorku. Ha evet doğru. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Senin ne kadar yerin kaldı Halil? Benim ne kadar yerim kaldı? Kamyonette. Şu an %90 dolu abi. Yeter mi diyorsun? Aa bunların içindeki de kalır. Bunların içinde kalır. Gideriz. Evet bunların içindeki de gideriz doğru. Abi bir de yorumlarda şimdi gördüm bak aklıma daha şimdi geldi hani tren istasyonuna gidip döküyorsunuz ya orayı depo olarak kullanın demişler çok uzak ya yine isterseniz oraya dökebiliriz. Ha mantıksız o ya. Yani uzak olduğu için ben aynen. Bir şey bilmedim de hani söyleyeyim. Gereksiz o ya. Nasıl yani uzak? Şey oğlum, biz bir yere gitmiştik ya abi. Tren istasyonunda daha mı karlı oluyor? Yok hayır şey abi. Hani bir yere dökmüştün sen hatırlıyor musun? Ha, tekrar doldurmuştum hani. Evet. Hani tamam. Oradan alacaksın, tekrar satışa götürecektin falan. O biraz bence, doğru olur, ikemik olur diye. Bence geçen bölümde uğraştığımız şeyden daha iyiydi o bu arada. Geçen bölümde biz hayvan gibi uğraştık abi, ayıptır söylemesi ama o patates daha, patates de için olduğu için öyleydi.
Çok uğraştık ama gerçekten yani. Şimdi akşam çöktü. Şöyle bir sorunumuz var. Bir biçer döverde, bir tanesi kiralık olduğu için bu biçer döverlerin, tamam mı? Bunu hani biz satmak için Mayıs ayını bekleyeceğiz ya, yani yatacağız ya. Biçer döverlerin biri kiralık. Ondakini boşaltırız. Kiralık olan şu an hangisi bilmiyorum ama. Ama işte o hangisi. Nasıl anlayacağız danarıyla harbiden? Aa, o şeyden ya. Onu geri dön tuşuna bastığın zaman belli olur. İçindeki mal ne oluyor öyle yapınca? Gidiyor abi. İçeride öyle beraber gidiyor. Onu boşaltalım ondan sonra. Tamam işte hangisi olduğunu nereden anlayıp boşaltacağız onun içindekini? Bir dakika, içeride öğlerin ne? Bakayım abi. Dur bekle, bitirelim diye şöyle. Tamam, senin bindiğin kiralık. Nereden biliyorsun oğlum? Üstünde. Aynen, sahibi sen diyormuş. Tamam. Ha tamam. Tamam, bu bendekini ben gidip boşaltacağım. Seninkinde şey yazıyor, kiralayan Vural yazıyor. Bunda benimkinde sahibi Vural yazıyor. Bitirdik la Bulut. Evet. Vallahi arkadaşlar 3 kişi sağlam çalıştık. Bir bölüm içerisinde bütün tarlaları ektik. Bir de bir bölüm içerisinde bütün tarlaları gübreledik. Bir de bir bölüm içerisinde bütün tarlaları hasat ettik yani. Şimdi tarlalara çok gitmediğiniz için sevgili Vural. Oralardaki gelişmeleri takip edemiyorsunuz. Şimdi en güzel kısmındayız. Satış kısmına geçeceğiz. Hemen yatacağız abi. Bendeki malı boşaltacağım. Hatta Bulut, ben gidiyorum. Bu turu da atıp gidiyorum. Tamam, ben de daha, benimkinde daha az olması daha iyi olur zaten. Aynen. Ben de şu an %44 yüklü. Bende de 45. Aa, yine olmuş. 45 oldu. İçeride öğlene niye gidiyorsunuz peki? Nasıl yani? Yani şu an neyle gidiyorsunuz abi, satışa? Satışa gitmiyoruz oğlum şu an. He, tamam, satışa tamam, gitmek tamam. İçin bir dahaki ayı bekleyeceğiz zaten. Ayrıca o şeyin yeri de olduğu için, gerçi 190 diyordun sen ona değil mi? Evet, onu full abi daha sonra yaparsın. Aa, o zaman mantıken Bulut, devam edebilirim. Şu kenarda kalanları alayım o zaman. Sen kenarı al, ben buradan düz bir tıraşlayayım bile. Abi yine mi ya? Ne oldu lan? Yine mi geri attı? Yok, geri atma değil de. Direkt traktör olduğu yere taklattım. Oo. Fullledim şu an kamyonu. Geri kalanı da şey yapacağım. Şurayı açıklığa boşaltırım, oradan 2 dakikada alırız. Keşke benim bir içeride olarak aktarabilsen onu. Evet. Bu arada başka bir içeride olarak aktarılıyor da bu bir içeride olarak aktarılıyor mu onu bilmiyorum. Nasıl? Hani direkt o deposuna olduğu yere boruyu aç abi, yanaş. Gelsene be abi. Deposu deneyelim. Nerede? Arkada. Üstte abi. Üstte evet. Kabin, evet. Bu traktör mod olduğu için boşaltmayabilir ama yani orijinal şeylerde boşaltıyor. İçeride öyle. Deposu görünmüyor ki Bulut bu. Boşaltmıyor çünkü deposu da görünmüyor bu arada, söyleyeyim de. Evet evet, deposu motoru gözüküyor buraya. Deposu kapalı. Bakabilir miyim abi? 2 dakika binsene, bir de ben deneyim. Boşaltmıyorum o zaman. Tamam, böyle bıraktım. Bitti mi Bulut? Bitti. Tamam, şurası o zaman isteği zaten gönderiyorum. Aa pardon. Sabit dur. Göndermiyorum, önce şunu iade gönderme edelim. Gönderme abi onu. Doğru. Bulut abi hiç orada sabit dur. Bir dakika, dur bir dakika. Durdum. Tamam. Yok, şey önümdeki şeyden dolayı yanaşamıyorum, bir dakika. Ya direkt şu açıklığı aslında boşaltabilirsin. Ya bu merak meselesi ya, ben de hiç denemedim biliyor musun oğlum? Zaten yer yok ki abi orada, nereye boşaltacak o? Evet, boşaltmayalım bunu. Yer yok çünkü. Tamam, yere boşaltalım abi. Direkt şu evin direkt yanına bırakıyorum. Direkt buraya boşalt. Peki abi, şimdi bunu çıkardık ya. He. Bunu satsak bu bizde mi kalıyor? Nasıl? Oğlum o ayrı parça zaten. Onu da ayrı kiralıyorsun. Ha, ayrı mı o? Evet. Oha, ben bir bütün sanıyordum. O niye ayrı abi? Vural abi, sen onu geri dönmesini söyle abi, dönsün o. Tamam. Direkt arkadaşlar kiraladıklarımızı şöyle şuradan. Ön yükleyici alet de var, onu da döndüreyim mi? Hayır abi, bir dakika, onunla bir şey kaldırıyorum. Tamam, artık döndürebilirsin. Tamam. Bulut abi biraz özgür ruhlu bir oyuncu olduğu için her yere bir sanat yapmış çiftlikte, her şeyi bir yere koyarak. Ne yaptı o? Aa, o gitmiyor lan. Tamam, şimdi de ne abi, ben de takılı olduğu için gitmiyormuş. Tamam. O zaman uyuma isteği gönderiyorum beyler ve büyük gün başlıyor. Şu anda kaç para şey, ona bir bakayım yatmadan. Soya fasulyesi 1600 en üstte. Tamam abi, 1600'e verelim. Yok, 1600'e vermiyoruz, yatacağız şimdi. Hayır, tamam işte. Hı. Bakalım kaç olacak. Uyudum. Hadi bakalım. Kar gördük bu gecede. Evet abi. Yağıyor şu anda. Oo, yükselmiş harbiden. Ne kadar abi? 1700 Gold Crest vadisinde 1700 olmuş. Güney Yen Betal'da da 1520 olmuş. Hala yükselişte mi abi, yoksa düşüşe geçecek mi? Hala yüksek tamam, işareti var. İstersen hatta bir gece daha yatayım. Tamam, bir gece daha yatıyorum. Tekrar atsan abi, çıkarken SC'ye basın. Tamam. Aa, şu anda uyuyamazsın diyor. Sabahın 8'inde uyuyamıyoruz demek.
O zaman sardırıyım hızlıca. 8. Ama demin yapıyordum full. 360'a çektim. Şimdi ne abi? Dene bir tekrar bir anda. Evet. Evet. Tamam. Bug'a girmiş. Ben hızlıca bastım ya yanlışlıkla. Hayvanların yemi vardır inşallah bu arada. Vardır ya. Babayı vardır. İyi onlar. İyi onlar iyi. Hayvanların yemi olması ölüyor mu lan Adil? Yok ölme yok abi de verim vermiyor yani. Pamuk üretmiyor. Şimdi zamanı tekrardan 15'e çektim. Evet beyler. 1500. Fiyata bakıyoruz. Oha Gold Crest Fadis ne 1500'ü 1700'ü görmüş. Ne satamıyoruz ki ama ondan. Abi demin de 1700. Hayır, Gold Crest Fadis'inde 1900, Güney Yen Metal da 1783. Pardon, ben de şey yeni yenilendi. Hala yeşil alil bu arada. Bekleyebiliriz abicim, acelemiz yok. O zaman dur hayvanların yemini kontrol edelim. Hayvanların maması yok, yemi yok. Şeye bak abi, içerideki bu yalağa bak abi, orada var mı? Abi gözümüz gönlümüz senden diyor. Oyun açlıktan dışarı kaçıyor. Ha, yalakta var evet. Tamam, varsa bir gece daha idare eder onu. Bir gece değil ki, bir ay. 2000 tamam. Litre varmış. Yine 25 olmuş. Desteği gönderdim. Bari arkadaşlar iyi fiyattan satacağız ha. Abi şu an uyandığımızda şey yapalım. Ben çim makinesini getireyim artık, orayı biçeyim. Siz de satışa gidin. Senin oraya biçmen çok uzun sürer ama. Abi makine kiralayacağım ya. Ya da direkt satın da alabiliriz. Evet, bakıyorum. Oha! Abi kulağım delindi yavaş. Oğlum Gold Crest Vadisi'nde 2500, Güney Yen Metal da 2000. Peki yükselişte mi hala? Evet. Evet. Bence satalım yani. Bence şeyleri de satalım. 2000'in üstünü daha görmez çünkü. Kesin evet. 1900'e falan düşer bir dahaki ay bak. Bunu arkadaşlar bunu aklımıza tutalım. Deriz ki iyi ki satmışız. Götürüyorum ben satmaya babuş. Hadi bakalım. Çok güzel paramız olacak bu arada. Aslında o trene satsak trende şu an çok daha pahalı ama Halil. Ha? Tamam bakayım abi bir dakika ben. Gold Crest Vadisi'ne nasıl satılıyor? Abi Gold arada Crest. 470 dolar oynuyor yani. Sen de hep gidip Güney Yen Metal... Aa bir dakika altta da daha pahalı. Bulut, Johnson Farmers abi. Market 2113. Aa, evet. Biz niye hep Güney Yen Metal'a satıyoruz oğlum? Hep bura pahalıydı çünkü. Gold Crest Vadisi trenle ilgili bir şey galiba ha Halil? Aynen o tren. Evet evet evet. Tren mi çağırıyorsun? Aynen trenle dış ülkelere falan mı diyeyim nasıl diyeyim? 1000 dolar 1000 dolar 1000 dolar için bence değer yani. Yani. Siz misiniz abi ya yapabilirsiniz. Ben 2400'e satacağım Bulut gel takip et beni. Gold Crest Vadisi şu ileride solda kalıyordu. Hatırlıyorum evet, benim harita bir gün biliyorsun Bulut. Tabi. Ha burasıydı bak tam burasıydı hatırladım ben şimdi. Ben seni yol boyunca görmüyorum bu arada. Sen beni görüyor musun bilmiyorum ama anladın avradını. Ben seni görüyordum kayboldu. Kaza yaptım. 30 sabit ya benim. Ben geldim şu anda. Gold Crest Vadisi'ne. Şimdi haritadan bir kontrol edelim arkadaşlar. Tren kirala Doğu. Gold Crest Vadisi. De orada hiçbir şey çıkmıyor Halil bak basmalık. Kirala abi trene geçebiliyor musun artık? Yok yok. Gerek yok. Nasıl? Tap tuşundan trene geçebiliyor musun? Ona bak abi. Kiralayacağım buradan. Evet, kiraladıktan sonra tap tuşuna basacaksın abi. Tap tuşuna basıyorum. Yani, trene geçene kadar tap tuşuna bas. Yok, geçemiyorum. Bir dakika, insene daha şey, oradaki ekipmanlardan birini. Ha, geliyor tren. Nereden geliyor? Burada bak. Abi direkt uçarsınız bu arada, yolda şey, ekipman varsa. Taba basayım mı? Aa, şeye geldi. Durdu mu abi istasyonu peki? Durdu. Tamam binin abi şimdi onu. Nasıl bineceğiz? Bir dakika abi bekleyin. Aa bindim. Nasıl? Bindin mi? E'ye bastım bindim. Ne? E'ye bas, E'ye bas. Aa bindim ben de. yükleme yapmadık ama. Oradan red şundan abi seçim yapabiliyorsunuz. Oğlum bir dakika trenin ben şoför koltuğunda mıyım? Sen sürüyorsun. Nasıl yani ya? Abi şu an neyin şaşkınlığını yaşıyorsun bana söyle. Oğlum tren şu an ben sürüyorum treni. Abi ben deminden beri ne diyorum ya? Şu üst tarafı nasıl değiştiriyorduk? G ile mi? Bayağı evet. Alet var burada şu an. Evet evet. Kapağı aç diyor. Abi bu kadar şaşıracağını bilsem söylemezdim ya. Oo arka taraftaki kapağı açtım. Bulut bak en arkaya bak. Nerede? evet. Oha iç görüşü arkadaşlar bakın trenin iç görüşü. Abicim şu an kafam çok karıştı. Ve neye basacağımı bilmiyorum. He dolumu başlat diyeceğim o ikinci halete geçtikten sonra. Aynen doğru öyle. Tam Halil'in dediği gibi arkadaşlar doğru. Seçilen silo boş diyor. Şeyi seç abi. Soya fasulyesini seçtin mi oradan? Soya fasulyesini seç... Sıfır diyor işte abi. Seçilen silo boş diyor. Ben görüyorum abi baksana boşaltıyorum bir yandan.
Nereden görmem gerekiyor? O şey dediğim yerden mi? Evet. Şu an boşaltıyorum. Aa evet. Çünkü. Evet evet görünüyor. Tamam. Sen bir çerdeverdekini de dolduracaksın tabi değil mi şu an? Aynen aynen abi. Trenle başka bir şehire gidip satacağız ha yani şimdi. O zaten bir süreden sonra seni trenden atıyor abi hani ben başka ülkeye gideceğim. Başka şehire götürüyor. Başka ülkeye evet, satış evet. yapıyor yani. Evet o kadar ben bilgim yok hani oyun bize onu söylemiyor. Bu ülkede ektiğimiz soya fasulyelerini diğer ülkelere Öyle verip ithal ediyoruz. İtalya'dan parayı bulduk abi. Trenle İtal yaptık parayı bulduk. Bu videonun başlığı çıktı güzel. Direkt onunla gideydim Bulut. Ondan boş atma. Sığmaz abi oraya. Öyle mi? Önünü bıraksaydın. Evet, yo yine sığmaz gibi ya. Abi, yandan açılıyor. Evet. Aynen. Hmm. Okey. Dur kornasına bakacağım. Çok güzelmiş oğlum ya. Motorunu çalıştırmıyorum şu an. Çalıştırayım mı? Çalıştır abi. Çalıştırmayacağım oğlum. Buradan önce alımı yapalım. Ya hani ne anlarsa oğlum. Evet 30 saniye önce aa bunu bana söylememiştin aa bu böyle miydi aa şu böyle miydi. Buna nasıl kapak yaparız lan böyle tren şurada da soya fasulyeleri mi olsa ne olsa ben böyle birkaç böyle pozumsu duruyorum da. Tamam abi bitti. Şimdi tekrardan burayı açıyorum motoru çalıştır diye dolumu başlat diyeceğiz. Buradan soya fasulyesini seçiyoruz başlat dedik bak en arkaya bakın en arkaya bakın. Gördün mü? Başladı. Doğru, evet. Ve şu an fullledi. 25.000 litre. Motoru çalıştır dedim. Ananı avradını. Bulut ben gidiyorum. Ahmet abi. abi Golkret Vadisi bilmem ne şehrine gidecek ve haritanın diğer taraflarından geri dönecek. Trene yüklenen malları Golkret Vadisi konumuna satmasını istiyor musunuz? Evet. 64.782 dolar. Tebrikler ekip çok iyiydi. Elinize, emeğinize, klavyenize, her şeyinize aynı anda sağlık. Bunları götürürüz. Bölümü burada noktalıyorum. Evi bir dahaki bölümün başında alacağız o zaman Bulut. Aa parası çıktı evet. Parası çıktı evet. Bir dahaki bölümün başı. Ne oldu söyle Halil. Abi bu para başka bir şeye lazım abi. Kulak sağlığım için hani bu kadar tutardım ki ona gidecek bu para. Onu söyleyeyim. İyi ki buradaydınız dostlar. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.